Yani çıxardan onu gördüm ki barmaqlarım gəlir dalınca. Yəni ki, əskinin dalınca gəlir. Tümüklər də çıxıb 1 santiyə kimi bayra. Bürünüb girib otun içinə, girmişdim ora. 3 gün, elə demək olar ki, orada qaldım. 1 ay, işte tək tənha qaldım. Brantəmiyyot neçikində dayanıb aşağı düz üstümə. Qoydular ayağlarımı daş üstünə, başladılar təpikləməyə. Elə onda bir dənə vurdular, burnumu qırdılar, sındırdılar. Qollarımı da atdılar bələsinə. Stol, adi stola bağladılar. Manitrofkadan deyim mi? Remenden deyim mi? Silahın arkasından deyim mi? Düzürdüler uşaqları şeye, plasta. Üstünden təpik atadı, belə kaçırdılar. Yani her gece belə deyik ki, işkenceydi. Her gece saat 4 idi neçil bizi kameraya qaytaranda gördüyü Zahid artık yok. İşkenceyle boğmuşlar onu, ne eləmişlerse. Yani boğub öldürmüşler onu. Heydar Zahrab Nadiroğlu, Xaçmaz rayonu köyünün Xaçmaz kəndindən anadan olmuşam. Hal-hazırda da bu kənddə yaşayıram. 1993-cü ildə Xaçmaz rayon hərbi komissarlığına çağrılmışam. Əskər kimi də hərbi vəzifə xidmətimi yerinə yetirməyə yollanmışam. Yanvar ayının 12-si 1993-cü il. Bizi oradan götürüb apardılar Şəmkir rayonuna. Şəmkir rayonunda da bir ay orada xidmətlədim. Trivoga verildi. Fevral ayının 12-si 13-ü olardı 93-cü ilin. Bizi apardılar Ağdərə rayonuna. Ağdərə rayonuna apardılar. Yani bilmirdik ki, hara gelirik. Akşamı biraz biz 2 saat orada dayandık. Oradan da bizi götürüp apardılar. Bələdçi geldi. Götürüp apardılar bizi mehmanı səhvləmirəmsə. Mehmanı dediklerine göre mehmanıydı. Hiddətli döyüşlər getdiyinə görə bizi saxladılar. Yani ki, gündüz olduğuna göre bizi görüp vururdular. Yolu görürdü açıq aydın. Geceye kaldı. Gece vaxtı getdik biz Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndinə. Yani elə değildi, Çıldırandı bura. Səhər açıldı. Səngərlərimizə yerləşdik. Yani orada bizdən gedən hərbi hissənin uşaqları, yani bölündük də həmin hərbi hissənin uşaqları deyildi, bölündük hərimiz bir yerə. Qış ayıydı. Yani möhkəm şaxta idi. 25 dərəcə rahat, çox olardı şaxta var idi. Biz də dayanmış, həmin çıldıran da sərsək su ambarı var, tərtər çay axır həmin göldən, ambardan. Onun üst tərəfi yuxarı hissəsindən, onun aşağı hissəsində yol, gölün qırağı alt hissəsindən Kəlbəcər yolu idi oradan. O vaxtı Ağdərədən idi Kəlbəcər yolu. Gün ortası idi. Yəni ora zirehli maşın, belə şey postlarımıza qalxmaq mümkün deyildi. Meşənin içərisində idi. Hələ bir gün biz üst tərəfdə idik. Yol aşağıda idi. Onun aşağı hissəsində kənd idi. Çıldıran kəndi. Yolu Kəlbəcər yolu belə böyründən gedirdi. Ermənilər geldi ucuma, çok saydıydılar. Yani o yeri alamadılar. Saat 5'in yarısına kimi, demek olar ki akşam 5'in yarısına kimi döyüş getdi. Şiddetli döyüşler getdi. Yani silah sursat da beylinle gelirdi, getirirdiler. Yani veşmiş okulan mı, ya neyle mi? Böyle de öyle bir zirvedeydi. Ha. 3 gün möhkəm döyüşler getdi orada. Yani o yeri alamırlar. Zirveydi bizim yerimiz. Onlar o yandan gelirdiler. Böyle düşürdüler. Gölün bu yüzü de Drambon kendiydi. Dediklerine göre önce yalan diyelim. Adı neyse. Evvel Drambon deyirdiler. 3 gün döyüşler getdi. Üçüncü günün akşamı silahlarımız tükendi. Yani onlar öyle bir ki bizim postlarda vururdular. Arka postlarda vururdular gerini. Silahımız tükendi. Mecbur olduk biz geriye çekilik. Geriye çekilik.
geriye çekildi, geldik. Yani ölenlerimiz, yaralananlarımız var idi. Hemen o hissede yani hiç yüre böyle mümkün değil ki yani götüresen aparmalı da. Dedi ki gider aşağı, mesela aşağıdan kömeğe gelir, tezde hücum ekeceğiz. Biz geriye giden de yani bizim ştabımız gölün kırağında yerleşirdi. Çekilmişler onlar geriye. Çekilmişler geriye. Yavaş yavaş o güney diller, gün tutan yere vurduk önümüzü oynayan yani bu yandan işte kalkak yoluna geliyor. Gördük ki Ermeni'nin BMP'si gelip kesti yolu. Gelip yolu kesti. Yukarı mümkün değil çünkü yoluna çıkıp gitmeye Ağdere sarı. Bu yani Kelbecer sardı Ermeni. Düşüp aşağı gölün etrafına eteğine orada bir kolluğuydu, böyle bir kolluğuydu. Kabağında bir tepeydi mi, taşıydı neyse. Onun arkasına sığındım. Silahım da üstümdeydi. Ancak silahta yani gülle de yok idi. Var idi, bir iki tane gülle kalmıştı. Geri geldiğinde ucu, bu ara ucu Ermeniler götürmüştü. Götürmüş ancak atırdılar yukarıda. Yani ki yaralarımızı vururdular mı, ne edildilerse hündürde atırdılar. Atadılar. Arası alınlarından sonra bu yer 3 saate kimi gece karanlığı da atırdılar. Yandım gördüm etrafını gelip aktarırdılar. Kolları da gülleliyirdiler. Yani kolun içinde birden kimse olar mı neyse gülle vururdular. Ben de arkadaydım ancak güllere yanımdan geçirdi böyle. Seheri gözledim ki seher geceniki gedim. Gözüm yok gece mümkün değil. Doludular, doluşurlar. Gözledim akşam oldu. Gördüm yani bunlar öyle bir ki buradan bu posttan gittiler kaba posta. Ve bunlar gittiler Mehmanı sarı, aşağı Ağdere sarı. Yolla gitmeye mümkün de geldi. Hiç cüre. Ancak çare buydu ki Tertel çayın kırağını keçip sıldırım kayalarına geçmeyi. Yavaş yavaş geldi, seher açıldı. Yavaş yavaş gelirdim. Seher açıldı, gördüm ayaklarım incidir beni. Ayaklarım incidir. Ancak özüm hissedim ki ayaklarım neyse dövüşte atlan kimi oldu böyle bir balaca. Ne hissedemedim neyse olup. Yani daha demek ki oradan uzak mermi toplar deyip dağdaşlarına tuturdu bizi kalpeleri. Hemen öz çekmemin üstünden ayaklarım üstünü kesmişti böyle. Ondan da kansızlı içeriye kalıp kan ayaklarımın içinde doz sıkmıştı. Kalpe kesip kan laktalan donmuş ayaklarım. Gün ışığı, gün il, Emel Bayır. Çıkartan da ayaklarımı gördüm. O vakit bizde çorap değildi. Rusların bir sürü parçankaydı, büküme. Çıkartan onu gördüm ki barmaklarım gelir dalınca. Yani ki eskinin dalınca gelir. Sümüller de çıkıp bir santı yekim bayrak. Özüm de yani hem korktum hem biter olup kaldım. Çekme giyinemedim daha, öz çekmelerimi giyinemedim. Ayağım öyle bir ki tez başladı. Güneş ışığı değmeyene şişmeye tez başladı ayağım şişmeye. Bilmem Ermeni buşlatıydı mı ne dedi. Sarı hebeydi. Kollarını kesip yani meşalilerde de olurdu yani var idi. Tabanlarımın üstüne gezdirdim. Ben bir balıcı büktüm ayağımı parçanın kanadını tabanlarımın üstüne gezdirdim. Mesela bir buşlat tapıp çıkar kesip kollarını bağladım ayaklarımı keşirtip bağladım. Hemen ayakkabılarımın bağlarına. yavaş yavaş geldim. Aç susuz. Öyle bir ki seher seher başlayan dövüş akşam ekimi. Yani çöre yemirdim, su içme yok idi. Adamın hiç kulağını da gelmirdi. Dövüşürdük, hemen yakışı da dövüşürdük. Neyse geldim. Yukarı zirveden çıktım. Ezgirliydi donmuş ağaçları, buz bağlamıştı, it burundu. Yani böyle gel bir kente yakınlaştım.
Ancak atışma gelir. Ben atışmaya çatabilmem. Öyle bir ki ben böyle diye ki 5 saatimi 4 saatimi 1 kilometre yolu ancak gelirdim. Ancak gelirdim. Yani gelirdim dedim. Sıldırım kayalar. Düştüm suyun içine. Derin çay idi, kralı. Dizden yukarı suyun içine düştüm. Yani sıldırım kayayı geçmem mümkün değildi çayın kırağına. İslandım. Keçtim nesi oranı, bir kent rastlaştı bana. Hani bilmiyorum hansı kendiydi, o diyemem ona. Yani Ermeniler almıştı kendi, dağılmış kendiydi. Bir tanesini zirzel misine keçtim gibi buğda var idi. Ancak bilmem ne çiğ buğdası ise buğda var idi. Öz kabım vardı, katlok töküp içine ıslattım. Biraz yumuşak aldı, yedim onu. Seherse günü gezmek istedim, gördüm etrafımda kentte Ermeniler gezir. Terpenetmendim oradan. Yani hemen heyetin tepenin üst tarafında tövlesiydi. Tövlenin üstünde de samanlığıydı. Önce ot da var idi orada. Samanlık dağılmamıştı, ot da var idi. Bürünüp girip otun içine girmiştim oraya. Bir 3 gün öyle demek olur ki orada kaldım. Çıkabilmedim oradan. Öyle bir ki o heyetin evin yanında bir ev nasıl olan sığınacaklarıydı mı neyleriydi. Gece 2-3 gün çekerden sonra gece yarısı çıktım oradan. Gecenin yarısı çıktım. Vurdum özümü geldiğim yolun meşe sarı. Öyle geriye. Dedim çaygırağı gidip çıkarıp daha da gelirim bir yerim. Tanımıram dedim. Öyle bir ki o rayondan gelip o rayona gelmeyi Kuba, bilal ki Kuba'da kaçmadım, Kubalıyım, yol tanıyarım. Yüzümü vurdum oyuna, gittim, nesi... Şef edmiremse, şef edmiremse... Ben... Bir ay... Bir 10 güne yakın olarak ki meşede tek tenha kaldım. Yani bu yolları. İşte ayağımın altı cırılıp çıkmıştı. Ayağım gangrene gelirdi, irinlenme verirdi, irin akırdı ayağlarına. Bir iki tane ayağım üstü kalpe tutmuştu. Dağın döşün gördüm. Hani zoğal ağaçları gül açırdı. Zoğal ağaçları gül açırdı. Mart'ın ahırları olardı mı? Aprilin siftesi olardı. Böyle yalan diyelim onu. Ancak zoğal teze tumurcuklayıp gül açırdı. Dağın döşü var idi. Gördüm hündürden dağım döşüldü, kaşındım bir çıkım oraya, oradan etrafı görürüm. Ancak dövüş sözü belden gelirdi. Silah da çiğnimdedir. Gittim dağım döşü, eteğden yukarı kalkanda, gördüm bir tane Ermeni dilinde bana hays hays seslendi. Hays dedi. Ancak çiğnimde grantamiyotla tuşlayıp dayanıp, grantamiyotla çiğnimde dayanıp aşağıya düz üstüme, Ermeni dilinde deyir, ben de başa düşmürüm. Ben de dedim, Parmenas kızınız ne yapıyordu? Paruskum kavayeti. Çoğu deyir, Türkiye şiddoli. Dedim, daha iyi Azerbaycanız. Yani o, ben Rusya dedim, ben Azerbaycan dedim. Bana çöğürüp dedi ki, silahını yere at. Dayandım, ben de üstümde hiçbir şey yoktu. Bir tane kuru avtomattı, bir iki güller içinde var. Attım silahımı yere. 5-6 metredi irel gel, kabağa gel. Yine hündür yukarı geldim. Bu etraftan yanından geldiler silahlılar. Marsiyel aldılar, benim silahım bu yanında kaldı. Üstümü aktardılar. Baktılar bana ayağımı güllüle ki, ayağımı baktılar ki, Azerbaycan askerine var ne günde, ne. Burada neyse
söyüş söylediler, ne dedilerse. Ben bilmedim. Yani üzülsem, başına alak söz, ben de ağzıma çıkarttım. Vurdular beni. Vurdular, yıktılar yere. Başladılar, ellerine ne gelirse de, ne gelirse başladılar. Dedi, ayaklarımın ne olup? Dedim, böyle böyle. Koydular ayaklarımı taş üstüne, başladılar tepilemeye. Tepilemeye, kan açıldı ayaklarımdan, nasıl oldu? Boynumun dalına, böyle görmem, bilmem ki silahla vurdular. Vurdular boynumun dalına, silahla da. Huşumu yitirdim. Bir onda uyandım ki gördüm traktörüydü diyese səhvləmirəmsə traktörüydü. Lafette gedirəm yanımda da bir 7-8 tane ermeni əskəri. Deyəsən dinc əhali də var idi bir iki nəfər. Gətirdilər məni Drambona. Drambona gətirdilər. Dedilər hardansan? Dedim Xaçmazdan. Dedi Xaçmaz. Dedim yox Xaçmaz. Xaçmaz rayon yoxdur bizdə. Kaçmazdı. Böyle onda bir tane vurdular, burnumu kırdılar, sındırdılar burnumu. Kabağı dişimi sındırdılar. Sonra bilmem bir cavan oğlan idi. O gelmeyene onlar durdular ayağı, bilmem neydi, ne, her bir rütbede idiyse. Yani üstünde zıvan yazardı, hiç yok idi. Geldiler, ne oldu, ne olmadı. Bir iki tane bu da çırptı bana. Getirdiler, ben bu arası bir saniye povela var, bir yaşlar var getirdi, bir keyime koydu. Yediler, yendi, benim arkadan vurdular yine tezden beni. Daha ondan sonra atıldım, bilmedim ne olursa. Bir zirzeme var idi padval. Oyandım, gördüm ki oradayım. Akşam, bilmem saat neçə olardı, yani geceydi. Kamaz maşından getirdiler beni Xankəndinə. Xankəndinə getirdiler. Səhv edərəm, milis idarəçisi isə nə idisə. Ancaq hiss edirəm ki, yanımdan obri kameralardan bizimkilər döyürlər. Yəni ki, mənim yanımda olmayıb, mənə ayrı kamera getirdiler. Ancaq orada şiddəti döyürlər, yəni səsləri möhkəm gəlirdi. Qışır, harası, Azərbaycan səsləri, anacan, belə səslər gəlirdi. Gəldi, oturdu, hərbi paltardaydılar. İndi yazıb pozdur ki, hardansan, hansı hərbi hissədənsən, nəsən? Mən də dedim ki, yox, dedi ki, burada neyinirsən, belə hələ. Dedim, Sovet dövründə gəlirdilər hərbi vəzifəsinin yerini yetirməyə. İndi bir daha sabit dövrü yoktu, bizde müharibə şəraitində olduğuna göre gelmişim vətən qorumağa. Yani vətən sənindir. Çağırdı iki nəfər adamı. Bağladılar ayağı stolu idi. Stola bağladılar ayaqlarımı belə. Yani qollarımı da atdılar beləsinə. Stolu, adi stola bağladılar. Daha o ki var. Remen tokkasına, ayaqlarımı, nə vurdular stolun. Kaldırıp ayağımı koydular ayağımın üstüne. Neyse. Sifət kalmamıştı. Şişmiş bir töz sifətim, ağzım. Partada dalmayan partlamıştı. Başımı partlatmışlar. Remen tokkasına. İki gün kaldım orada. Səhv etmemizə. İki gün kaldım orada. İki gün kaldım orada. Ancak işkence seslerini eşitirdim. Yani benim sesimi de onlara eşitirdim. Ancak birbirimizi görmüyorduk ki kimdi, haraldı. Hani bilirim ki bizim hərbəsirlər olar. Onda da ki Kəlbəcər rayonu alınmamışdı. İki gün saxladılar. Apardılar beni Şuşa həbsxanasına. Şuşaya. Şeydi gedəndə mən aprel ayları olardı. Səhv etmirəmsə. Aprel ayları olardı. Apardılar Şuşa həbsxanasına. Orada Şuşa həbsxanasına aparanda məni
Ben gördüm orada bizim her vesileleri. Kelbecer'den, Füzuli'den yok, Kelbecer'de ekseriyeti, bir de bizim her vesilelerimiz idi. Şey var idi, Konakkent'ten Zahid adlı oğlan idi. Allah rahmet eylesin ona. Ondan sonra Kusar'dan var idi, Elmar adlı oğlan. Hündürboy oğlan idi. Onun yaşı onda azı bir 40 yaş olardı. Elmar idi. Her bir dövüşçüydü bizim. Zavur var idi. Mənim bir hərbisi də olmuşdu, Zavur. Ağcabəddən idi səhvləmirəm məsələn. Soram kimlər idi orada? Adları unutmuşam, hep çıxdı getdikcə yadımdan çıxıb hərbi əsirlərimi. Soram səhvləmirəm məsələn. Sumqayıtdan Yaşar var idi deyəsən. Səhv edməmizə Yaşar idi Sumqayıtdan. Ona çox işgəncələr verirdilər. Oradan sonra Kəlbəcərdən elə bir ki ata oğul düşmüşdülər. Yəni o elə şey yoxdur ki bir evdən iki nəfər düşməsin ya bir adam düşməsin. Xasay kişi var mən Laçından idim Kəlbəcərdən idim. Sonra biz uşaq balinsasında gördüm onu. Çox idi. Siz arası 70'den yukarı olardı. Yani belki çok olardı. Yani başka kameralarda var idi. Biz olan kameralarda az bir 30-40 adam olardı. Təxmini bir 30 hiç olmazdı. 30-25 belə olardı bir adam kamerada. Akşam oldu. Yo, mən akşam getirdiler ora. Yani belki onların akşam olanda olan razvodları var spesialini. Deməyim belə çıxmasın restoranda menu şey olan kimi onların işgəncələri menusu var idi bizim için. Mesela atası ölürdü, kardeşi ölürdü. Gəlirdilər ora hayfı çıxmağa. Biz indi biz olan dönemdə görmədik onu. Ancaq bizdən qabağı olub hələ şeylər ki aparıblar geri qayıtmayıb. Yani biz ne için bizi şey eləmədilər? Biz Qırmızı Aypara Cəmiyyətini düşmüşdü Hüseyin'e, Spisok'una. Şvitsariya, Jeneva yazılmıştı. Qırmızı Aypara Cəmiyyəti. Yani 3 gün, 5 günə bir gəl bizi yoxlayırlar, baxış keçirirlər. Başladılar akşamüstü döyməyə. Daha döymək, necə döymək deyim mən? Ne deyim ki, yani ki ondan istifadə olmayıb. Mantrovkadan deyim mi, remenden deyim mi, silahın arkasından deyim mi? Düzürdülər, uşaqları şey, plasta üstündən təpik atata, beli kaçırdılar, beli kaçırdılar, beli getirirdiler, ne edirdiler. Kimi vururlar ayağınsını, kimi it bırakırdılar üstümüze. Ne edirdiler, her hokkadan çıkardılar, her hokkadan, her işkenceden, her zulümden. Uşağın, Ermeni uşağının atası ölmüştü. Biz bilmirdik de, getirdi uşağı. Uşaq 9-10 yaş olardı. Çıxartdı, türmənin rəisi olardı her halda. Çıxartı cibindən tapancanı verdi uşağa. Ancaq deyəsən ki boş olub, yani ya magazin çıxartıb ya da magazində güllü olmayıb. Düzüb bizi sıraya uşağı da gezir belə tapancana. Görüb erməni dillərə yağın kələ deyərdi hansını sizsən öldür. Gəlirdi bunun üstünə. Əlbəki bizlə məzələnirdi də, oynayırdı bizlə. Bizlə oynayırdı. Gətirdi bunu yalana,
tap dedi, diksinirdik. Ha, deyir, bəxtin getirmedi. O Hindistan kinosunda olan kimi. Onu ağırda əsəbləşirdi, gördü, yox, alınmadı. Gəlirdi, alır dubinkanı. 8-9 yaş uşaq. Uzatdı bizi aşağı. Neyi var hamımızın, neçə nəfər varsa. Neyi var. Çıxıb gedirdilər bunlar. Getdilər, başladılar. İçirdilər, neyinirdilər. Gece saat 2'di, 3'di. Bir görün yine. Davayti, staiti, suda içsə. Durun deyir, düzülün. İçiblər bunlar, kefləri saz. Neyi var? Yine təz edənlər. Ağrılarla bir yaz, 2 saat, 3 saat kapat, ağrılar bədənimizdən çıxmayıb. Yine təz edənlər. Səhər-səhər dururdular, həmin o sağlam olanları. Gah bir şəhərdən kənara aparıb işlətirdilər sökündü binalarda. Sökülən yerlə abadlaşdırdılar özlərinə lazım olan şeyləri. Türmənin heyətində məsəl üçün dağılan barları, mərmilər düşən yerləri, onları düzəldirdilər. Setkaya ehtiyacları vardı, hərbi kravat setkaları düzəldirdilər, kurçuk setkalar. Zahid bayra çıxa bilmirdi, həmin mən dediyim bir yaxı ki, qonaq kəndli Zahid. O çıxa bilmirdi bayra, o sol tərəfindən ürək nahiyyəsi buradan güllə deymişdi, arxadan çıxmışdı. Ağır yaralılar bir o idi, bir də mən idi. Biz ikimiz qalırdı, o sonra məni dedilər ki, yox, sən getməlisən. Girdilər qoluma, aparanda arxadan erməni vurdu ki, yox, bu özü getsin. Elə bil ki, qapının ağzından o kravat zaten sexə kimi 70-80 metri kimi olardı, yol olmaz, böyle yol var idi. Təpikli təpikli, dögə-dögə, sürəndə-sürəndə apardı məni düz oraya kimi. Ayaqlarımızı qan aparıb gedir, bu dögəcib ayaqlarımın üstündə. Kurçuk setkalar zəldirdik. Mən oturduğum vəziyyətdə ayaqlarım şişdi mənim. Elmar deyən var idi. Bizim üstümüzdə elə bir ki, starşonu seçmişlər. Nətər seçmişlər? Yəni ki, əsrlər üçün bir nəfər Azərbaycanlını elə bir ki, seçmişlər ki, yəni ki, köməkliyi, belə şey, nə içinsə də bilmirəm. Ancaq mənim ondan heç bir pisliyim, heç nə görəm. Yəni, mənə qarşı çox münasibəti yaxşı olub. Götürdü məni qucağına o, getirib qoydu mənə səyə, öz yat olduğumuz kameraya. Qan basıb gedib ayaqlarımı, şişib ayaqlarım, sisfət dağılıb. Getirib qoydu ora. 2-3 gündən sonra, yəni hər gecə, belə deyək ki, işgəncə idi, hər gecə 2 dəfəmi, 3 dəfəmi işgəncəmiz var idi. Hər gecə. Hər gecə spirtli içki qəbul edirdilər. Daha əlbə ki, bir saat, saat yarım ancaq işgəncə idi. Öldürmək yox idi orada. Ancaq vururdular da, bədən hissələrimizə vururdular. Ki, zədələnsin. Yəni, ağır küt alətlərlə də nə ilə gəldi, vururdular. İkinci gün götürdü, 2 gündən sonra tezlərindən yenə apardılar, yəni tezən setka düzəlməyə. Mən onun üçün dedim ki, rəhmətli Zahidin atası müəllim idi, anası mesasıra idi, tip xidmətçisi idi. O söhbətlirdi mənə, özü də nişanlı idi. Axşama istib, saat 4 idi, neçə idi bizi kameraya qaytaranda, gördük, Zahid artıq yoxdur. Orada uşaqlar var idi. Ancaq, yəni, adlar da çıxıb yadımdan. Elə bir ki, onu işkəncələ boğmuşlar onu, ne iləmişlərsə. Yəni, boğub öldürmüşlər onu. Yarası da çox çirkilirdi. Onun
evi gizletmişler mi? Bilmem, o Kırmızı Aypara Cemiyeti'ne yazdırdı mı o bize? Oradan mektup yazdırırdılar eve, Kırmızı Aypara Cemiyeti. Yani onu hastahaneye aparmadılar. Sonra uşaklar dedi ki, yani elbi ki poğu vermeler öldürmüştü onu orada. Apar definlediler. Ancak bilmem kim ayağdan koldan, yani yaralı değilse, sağlamsa ola mesela gözüm gözü kazıyordular. Bilmem şu an etrafı tarafları ağırlarsa ölenleri oraya apar bastırırdılar. Eşliğime göre benim, yani ki eşliğime göre şu etrafın yakınlığında bastırırdılar.